Hoş geldiniz, saygıyla hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Üstümdekiler çok ağır. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mantara gideceğiz arkadaşlar. Mantar toplamaya gideceğiz. İnekleri toplayacağız. Ondan sonra mantar bulabilirsek mantarlı börek yapacağız inşallah. Bu sucuklar niye böyle? Hemen onu da söyleyeyim. Biz sucuk yaptırdık arkadaşlar. Bir tane düğümüzü kestik. Sucuk istekleri çok fazla olduğu için bir tane düğümüzü kendimizden düğe kesip onu sucuya verdik arkadaşlar. Aktaş sucukla sucuk yaptırdık. 300 kiloya yakın bir sucuk oldu. Bunları dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Derin dondurucuda saklıyoruz bu sucukları. Eğer isterseniz gönderebilirim size. Tabii Bolu'da olanlar, Bolu çevresinde olan insanlara gönderebilirim. Çünkü don sucuk olduğu için arkadaşlar başka şehirlere gidemez. Yani zor. Donu çizildiği zaman da bir anlamı kalmaz. Bozuluyor sucuklar arkadaşlar. Eğer Bolu'daki insanlar, beni izleyenler isterseniz gönderebilirim arkadaşlar. Şimdi şu sucukları bir derin dondurucuya koyalım. Ondan sonra şey yapalım. Mantara gidelim. Ama gel ve lakin şu an çok ağır. Çekemiyorum. Çekemiyorum. Alıyor mu? Arkadaşlar sucuklar burada böyle. Bunlar biraz dışarıda kaldı. Birkaç gün sürüsün diye. Sonra içeri koyduk. Yani bir derin dondurucu sucuk dolu. Kilosu 70 TL arkadaşlar. Hakiki doğa sürelerimizin yaylada biliyorsunuz ki tekik yedi. O yayla otunu yedi. Yani doğal katkı bir ayrıyetten bir malzeme yok. Biliyorsunuz sucuklar nelerle yapılıyor. Biz sadece kendi hayvanımızı kestik. Böyle arada kesiyoruz. Geçen de 2 tane manda kestik. Kışı girmeden önce, tabi geçen sene oluyor. Sonra bir inek daha kestik. Bunların sucuklarını yaptırdık. Hep sattık. Manda sucuğu da güzel oluyor. Eğer kışın da kestireceğiz mandayı. İsterseniz gönderebiliriz. Biz aktaş sucuğu yaptırıyoruz bu arada. Gayet memnunuz. Yani lezzetli oluyor sucukları. Yakından da gösterebilir isterseniz. Bir dolap sucuk. Kedi gelme. Evet, mantara geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle ATV'yi çektim kenara. Montları çıkardık malum. Hava sıcak burada, bakalım. Dağlar nasıl? Sıcak mı? Serindir gerçi, dereler falan buz tutmuş da. Şimdi yavaştan çıkıyoruz. Çıktım arkadaşlar ama hiç mantar bulamıyorum. Bilmiyorum, mantarlar artık zaten bitmiş. Ama buralar biraz güneş tutan yerler olduğu için öyle yine de mantar çıkar diye düşündük. Böyle hem de bir değişiklik olsun diye geldik dağlara. Şimdi size bir şey açıklayacağım. Bizim bu makta dediğimiz, hani babam gidiyor makta ediyorum ben sürekli videolarını, çok merak ediyorsunuz bu makta nedir, nasıl şeylerdir, ne yapılır dağda diye soruyorsunuz. Ben size bunu hemen açıklayayım arkadaşlar. Şimdi bulmuş birkaç tane, ben hiç bulamadım daha. Neyse, size hemen göstereyim makta işi nedir diye. Bir nevi yani dağ işi işte, aynı arkadaşlar. Burada hatta biz babamla maktayı kestik. Babamla ikimiz. Ben o zamanlar küçüktüm. Belki de şu kestiğimiz ağaçlar şunlar.
bundan çok oluyor, bu biraz eski bir şey. Şu kestiğimiz, şu kesilen ağaçlar belki bizim kestiğimiz ağaçlar. Tam buralarda mahtar kestik babamla bu dağlarda arkadaşlar. Şimdiki mahtar işi şöyle kalın çamlar oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kalın çamlar işaretleniyor. Hepsi değil. İşte onları bilen kişi, yani işte ormancı, ormancılar, işte bu ormanla ilgilenen kişiler bu ağaçları işaretliyorlar. Damgalı vuruyorlar arkadaşlar. O damga vurulan ağaçlar kesiliyor. İşte bir kişiye ortalama 300, 400, 500 metre mal veriliyor. Dağ işi veriliyor yani. Kazanç yok. Neden kazanç yok arkadaşlar? Mazotun kendinden, işte traktörün kendinden, çalışanın kendinden. Bunlar hepsi kendinden olduğu için tamamıyla devlete çalışılıyor. Burada arkadaşlar. İşte bu köylerde kooperatif denen şey oluyor. Onlara biraz %12'si mi %2'si mi ne veriliyor. Öyle yani arkadaşlar, bu mahtar dediğimiz şey budur. Geliyorum anne, mahtar topluyorum. Topla. Böyle kaşpiranları bulduk. Güven altından daha çıkmamışlar. Saklanıyorlar buralarda. Sizi güzeller, sizi. İşte tam anlatabildim mi bilmiyorum ama işte mahtar işi öyle arkadaşlar. İşte o çamları kesiliyorlar. Belirlenen çamlar kesiliyor. Ondan sonra onların kabuğunu soyuyorsun. Sonra işte bir kamyon girebilecek şekilde aşağı çayır varsa, yol varsa yola, çayıra çekiyorsun. Böyle yani, dağları da göstereyim arkadaşlar. Böyle yukarı dağlar var. Şöyle şuralarda bir çam vardı, hiç unutmuyorum. O çam da diğer çama dayandı. Diğer çam da kesilmemesi gerekiyor. Kestiğimiz çamı o kadar zorluklarla çektik ki böyle. Ne uğraşmıştık ya babamla. Çok zordu yani. Şunu almayayım ya. Kurumuş bu. Yani çok bulmak dersi çok zor. Yani çok şükür. Yani başka bir şeye kazancımız olmuyor. Yani devletimize çalışıyoruz sonuçta. Şu anki babamın mahtar çektiği yeri görse çok zor arkadaşlar. Buraları böyle traktörlerle falan girildiği için gerçekten çok zor mahtar işi. Çok da tehlikeli ayrıyetten. Şunu şöyle buldum, birkaç tane de. Bunlar da değişik mantar. Biz buralarda mantar çekerken hiç babamla mantar bulmuyorduk. Lan ayırma, budak takıldı. Canım buzu. İçinde de var kabarıklar. İki çocuklar var burada. Kutlanmış bunlar da. Hasan mı? Bilmiyorum ki, bulup duruyor ama. Ha, koptu işte. Küçülüksüz. Önceden bu dağ işi oluyordu, çalı toplamı falan. Onlar niye yok o? Önceden bu mahtar kesilen yerlerin şu işte şeylerini, pürlerini falan toplayıp bir topa yığılırdı. O da bir dağ işi diye insanlar toplanıp dağ işine giderdi arkadaşlar, çalı işine. Kalkmış yani, çok önceden gidiyorduk biz. Küçükken de, şimdi gidilmiyor. Kalkmıyor. Şeyler gizlenmiş ama çıkaralım bakalım bu gizlenenleri.
Şu odunları falan nasıl kaldırmış burada? Toprağın altında olduğu için bu donmuyor. Ama toprak yüzüne çıksaydı mantarlar donardı. Biraz donmuş sanki. Bir şey olmaz ya. Donan şey. Hasan da bağırıyor. Maşallah. Mantar toplama işini insanlar o kadar aşılamışım ki arkadaşlar. Yani Instagram'dan falan bana hep fotoğraf atıyorlar. Nurgül bak işte biz de bulduk. Bunların adı ne? İşte bu mantarlar yenilmiyor falan filan diye. O kadar insan bana mesaj attı ki çok sevindim yani. İnsanlara böyle bir şey aşılamak çok güzel bir şey. Ben mantar toplamayı çok seviyorum. İnsanlar da gerçekten heves ediyor ve topluyor. Yani Instagram'dan benimle paylaşıyorsunuz. İşte beni etiket yapıp hikayelerinizde story falan atıyorsunuz. Güzel bir şey bunlar. Bayağı da insanlar mantar bulmuş yani. Maşallah demek ki bu yıl mantar çok ya. Olmasa bulunmazdı herhalde. Ama seneye de bu kadar olur mu bilmiyorum. İnsanlar çünkü bu sene çok fazla mantar tüketti. Hele ki biz. Maşallah ben ömrümde bu kadar mantar yemedim yani. Ormanlar bol bol oksijen vallahi. Çok güzel he. Bunlar da hep uzun ağaçmış. Buradakiler. Bir tane daha buldum sanki. Şurada bir şey var. Kocaman bir şey. Allah toprak donmuş üstündeki ya. Buz gibi. Kocaman bir şey. Tertemiz. Bakalım kardeşleri var mı bunun yanında? Vardır herhalde ya şunlarda. Sizce? Bakalım. Şunlarda bir kabalıklık var ama. Pek de yok gibi yani. Bir kötü var şimdi. Ama şurada var. Nasıl? Büzülmüşler oraya sıkışmışlar. Çıkıverin işte toprak yüzüne. Ne çok burada. Bak ya parça parça çıkmışlar. Çok o kadar yok. Ama Allah. Buluyoruz bakamam mı? En çok kim bulacak? Sanki Hasan bulacakmış gibi geliyor bana. Tanrıca falan buldum diye sesleniyorlar da. Böyle daha gittiğimi insan ağzını ot otun mutlaka alır. Bunu yapmayan yoktur herhalde diye düşünüyorum. Haydi aşağı doğru gelin. Aşağı doğru gelin. Gideceğiz gayri yeter. Dağı mı kurutacağız? Ne geldi biliyor musunuz? Sakız tadı geliyor. Şimdi bir değişik mantar göstereceğim size. Bu da mantarı. Bilen var mı? Küçük ama. Bundan börek yapılıyor sadece. Kavurması da yeniliyor. Pardon. Bilir misiniz bunun adı? Bunu da size sorayım bakalım ne mantarıymış bu. Şöyle minnak güzel bir şey.
Daha büyüyor da büyümemiş. Bir yaş içinde kaldı herhalde kökü. Çıkmıyor ki. Ana. Varmış, görmedin. Ama çürümüş devamı ya. Üzdü şu an beni. Şurada. Donmuş, donmuş. Ne çürümesi? Buz tutmuş. Ne baktım. Kal sadece. Vallahi donmuş. Ay ne güzel. Kıyı kıyı. Devam var mı ki? Donmuş bu burada. Devam edecek. O tam güneşe vuruyor arkadaşlar. O yüzden donmamış. Bu donmuş. Ben de buldum. Hasan Bey'e baksan Hasan Bey'e. Bakayım. Ben bunları birazdan yaparız. Ama da çok yok. İki ya da iki. Bas mı? Koş kurandırım abla. Oo iyi. Dünyaya gelmene göre iyi ya. Her zaman sen çok buluyordun. Bu sefer Hasan az buluyordu. İkinci ben buluyordum. Gene ikinci ben buldum. Yaptım ya. Bir güzel daha. Heyecanlı heyecanlı. Bunlar çok güzel. İnşallah donmamıştır. Haydi bakalım. Ne güzelsiniz ya. Maşallah. Keselim bakalım. Maşallah vallahi. Anam sen nesin böyle kız? Vallahi yeni çıkmışsın sen daha dünyaya. Bebek. Buradaki kardeşi de alalım. Bunlar çok güzelmiş. Tam çorbalık bunlar işte. Akşama da bir kaşık kıran çorbası yapsak ya. İyi olur. Hasan böyle eşelik duruyor. Ben eşelemiyor. Horoz Hasan buluyor. İki tavuk, bir horoz. Turşu mu kuracın? Evet. Hiç işim gücüm yok bir de kaşkıran turşusu kurarım. Hiç işim gücüm yok bir de kaşkıran turşusu kurarım. Kuracağım bak. Anne hadi ya şey mi yapıyorsun? Karnım acıktı. Ne? Ne o? Sen yiyin mantarı. Günü. Saat kaç oldu ya? Ki bu keder de olmaz yani. Allah Allah. Bana eğleyli veriyor. Ne? Bana eğleyli veriyor. Allah Allah mantar kurdu ya. Ben niye bulamıyorum? Bugün benim kaderim yok herhalde. Evet. Orada bayağı güzel bir yerden var gibi. Ne var? Orada. Şurada sanki var gibi. Sizce var mı? Bu toprakta. Altında. Bence var. Manı sayıyorlar. Göre düz bakalım poşetlerde kaç mantar var. Hasan var kesin şunları da almıştır.
Onu uçurmuş ya, gerek yok. Güzel. Bunlar kendini mantara kaptırıveriyor. Temizledin mi? Nasıl bakayım? Kalpleri göster. Temizledim he. Sevgili gözü. Bak bak, gördün mü? Sevgili güzel. Benimkini mi çaldın şimdi? Sana sen? Yok. Sen sakraklama dedin. Bırak elleme. Pis üstüne koyun anne sen. Ben de bu. Asasına koyarsın. Kızım kutu mantarını kutu mantarını. Hadi lan. Anam ayım patlıyor. Aynen değişik bir mantar. Dörtlü güller. Hatta daha yukarıdaydı. Sana ne yapıyor? Tabii mantarlar varsa. Babak mı gelecek diye. Hasan niye mantar attın gidiyor? Elimde telefon var aşma. Ne kurdun? Şu kürüklerden de eşit yanımda. Kür koy birazdan. Ateş yapacağız. Allah Allah. Yapma sen. Havalileri gördüm ben, haberin var mı? Nerede lan? Evin karşısında bir çapıldı, bir çapıldı gidiyor. Ben ayı göremedim anne. Ateş de yaktı. Ama şimdi bora bora talla. Oradan kalaktı dedi. Kalak buradan çektik biz, evet. Bak daha iyi. Soğuktu. Soğukta uyuyak oldum ya ben camların dibinde. Ekmeği yirdim babamla. Ondan sonra dedim, çamın dibinde bana ödük yat derdi. Çamın dibinde uyurdum ben ödük bir iki saat. Sonra baktım babam geliyor. Sonra kalkardım, zincirleri de kaldım. Bir iki saat nasıl uyuyorsun? Çamın dibinde. Çamın bir iki saat niye uyuyorsun? Niye? Çamın dibinde uyunmaz mı bir iki saat? Yorgunsun, çocuksun, senden de küçüğün daha. Aynen, ne gücüm var. Şey, sonra Maktay'a gidiyorduk işte bir gün. İn, in. Hayır, oradan değil. Aşağıdan. Burada çıkacakmışsın. Burada düz görüyorsun. Burada. Tabii o bayı da şeyin bulduğu yerleri buldum ben, koydum. Ondan sonra böyle Maktay'a geliyorduk. Şeyin şeysi, borusu bir düştü, motorun borusu. Elimin egzozu. İşte giderken buzlarda hoplarken şey yaparken. Sonra beş parmağımın beşi de yandı. Sıcak tuttum. Sonra kolumun üstü yandı. Egzoz yeri. Çok yandıydı. Böyle sallana sallana düştüydü. Egzoz. Aynen burası yolmuş. Sen oraya kadar çıkıyordun. Belki ATV'yi çaldılar, ne biliyorsun. Anahtarı aldın mı? Mantarları aldım, gidiyorum. O inadı minat değil mi? Bıçığı ver ha. Hasan abi. Hayır, bende bıçak yok. Ne demek ki? Bak, elledi benim şeyi, söndü dur. Yana al yana. Duman çıkıyor. Söndü de ateşi. Gel gel. Hadi çakı. Ha şiş. Nereye? Kabak vardı. Kabak vardı. Süt var. Hayır.
Derede. Soğuk niye bende? Ben niye biraz soğuk tutuyorum? Eğlenme çok gel. Asansörleri korktum. Canavar gibi gidiyor aynı. Küçükhan Davar'a gittik son kulüne. Tülay'da sığıra gitti. Basma bir don var. Ateş yaktık Yukarko'ya. Donda ateşte yakın yanıyor değil mi sana? Ondan sonra çıkarttık donu ateşte yaktık. Ağzını pantolonu dedim ama pantolonundan dedim. Soğuğu denme çok yağmur mağmur yandı. Yağdıydı. 2 dakika sonra söner şimdi ateş. İyiydi. Anam kuru dalları öyle yanı vereceksin. Ana. Sen ne biliyorsun da telefon koşmuşsun mu? Telefon burada çekmez ki. Burada çekmez. Bir gün sonundan buraya stavarına geldim. Aç sığırına geldik. Bir tek telefon çekmedi. Aşmakta canım sıkıldı. İnternet var sanki. Var mı? O zaman internet vardı bizde. Nasıl? Beyaz telefon vardı bende. Beyaz telefondan Facebook vardı o zamandan tabi. Şey, ücretsizdi yani. İnternetsiz falan giriyordu. Nasıl bir şeymiş orada? Öyle bir uygulama vardı işte. Uygulama mı? Facebook'dan giriyordu. Çok iyiymiş ya. Bir de var. Şimdi de var mı ki? Bu arada da 200 liraydı. Aslında daha iyi. 200 lira. Ne 200 lira? Şimdi uygulama paralı olmuştu diyor. Nasıl bir uygulama? Kalkmıştır o uygulama. Facebook uygulaması. Bir şey yeter mi 5 tane? Yetmez bir daha da yapayım. Bu benim şiş. Ak şiş. Bunlar doğrandı. Küçükler. Akılıyor. Ateşte yanıyor. Evet, sucukları koyduk arkadaşlar. Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Doğal olduğu için. Efendim, çamaklar bayağı işe yarıyor ha. Yarar da ateşi beğenmeliyiz. Oldu oldu ateşte. Çürüyece. Nereye? Nerede? Sen neden dedin? Bırak. Havada böyle de buldum. Vallahi kokuna geliyor. Kokuna geliyor senin. İnekler burada. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Kanlıcalar pişmiş yenisi. Kanlıcalar mı? Yiye bir bakalım birini. Öyle. Bunu da ettiğim söyleyeyim. Şişlerini de yakam. Haydi Abbas yolcu gidiyoruz. Görüşürüz bana. Benim sopayı ver. Evet artık yemeğimizi yedik. Mantarımızı da topladık çok şükür arkadaşlar. Geç oldu. Geç olmasaydı bu akşam mantarlı börek de yapacaktım ama biraz geç kaldık o yüzden yapamadık. Bir sonraki videoda inşallah mantarlı börekle karşınızda olurum. Şimdi annemler inekleri toplayıp gidecek köye. Ben daha TV'yle gideceğim. İşlerim var köyde. Şöyle inekleri de göstereyim sizlere. Şu taraftalar benim kızlar. Evet izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.